Şamındisi'nden sonra Red Keys ekibinden Köksal kuru sıkı ile cevap verirken güvenim yok olduğumu ölmek için yanımdalar özlemelik kanamalar görsen bizi kaçarsınlar kuru sıkı değilsen gel beni vur. Kontkar ise Lil Sham isimli şarkısını yayınladı. Şarkıdan sonra ise Twitter'da göndermeli paylaşımlarına devam etti. İlk olarak şarkıdaki Joker bölümünün bir oyun karakteri olduğuna dair bir video paylaştı. Daha sonrasında tweetlerine devam etti. Neyse bu arkadaşların şarkı yazması uzun sürüyor anladığım kadarıyla. Birkaç gün buralarda rüzgar eser. MRF ise şarkıdaki No 1 bölümüyle alakalı açıklamalarda bulundu. Kardeş 808 albümünü ben yaptım. No 1 de vokalleriyle eşlik etti. Ortak bir projeydi. Prodüksiyonda da ben vardım. Bizi bu kafalara sokan arkadaşı da hiç duymadım. Ama benim ne zamandan beri ne sound kovaladığımı bilen bilir. Tutup da bunu ben getirdim, bunu ilk ben yaptım diyecek değilim. Gören de yeni bir janra yaratmış ve bunu dünyaya yedirmişsin sanacak. Bu stiller, bu soundlar eşya veya mal değil ki bunu ülkeye ilk ithal eden sen olasın. Kontkar 808'i yapan diğer lavuk da bıkbıklıyor. Bunların söylediği her şey %100 oldu da benimki senin açından olmamış oluversin. Ben yaşadığım şeyi bilirim. Gerisi beni ilgilendirmez. Belki biraz hit almıştır albüm bu arada. Sizdeyse aklar afiyet olsun. Kontkar kendisine gelen No 1'in daha eski olduğuna dair bir yoruma ise ne diyor ya bu? Bunların soyu ne zaman tükenecek? Ayyaş arabesk rapçilerle beni kıyaslamayın. Osuruktan beatleriyle, mixleriyle, sözleriyle, flow'uyla hiçbir alakası yok. 2006'ymış, isterse 106 olsun. Deli misiniz oğlum siz? Müzik böyle bir şey değil. Hadi gidin, canımı sıkmayın benim. Kemikten flüt çalalım o zaman. En eski o diye iyi başlamıştır kariyeri onun da. Bana çalıntı diyenler, gitsin Winnie Pass, Brother Ali, Immortal Technique bilmem ne dinlesin. Tamam mı? 2000'lerde bu herifler bu tarzları kimlerden araklamış onlara baksın. O sikim soni siktiri boktan beatleri o dönem nasıl yapmışlar onlara baksın. Tamam mı? Gelip de bana burada kimse konuşmasın. Anladın mı? Benim müzik bilgimle yarışacak bir tane rapçi yok burada amına koyayım. Boş muhabbet yapmayın. Müzik de öyle kültür mültür kılyun değil. Dildir dil. Anladın mı? Git önce dili öğren. Anladın mı? 2 tane nota bas. Ondan sonra bana orijinaliteden bahset. Ondan sonra bana başka şeyden bahset. Bırakın bu işleri arkadaşım. Funny story. Bixi ile EP'deki ilk beat'i No 1 için yapmıştım. Açtım beat'i, Bixi'ye dedim buna giremez bu. Biz girdik. Yine No 1 hakkında gelen bir tweet'e ise anlaşılmamış dün. Bunlar müzik grubu demiştim. Hepsi aynı potada erir. Arkadaşım olup da bu saate kadar sessiz kalıyorsa o da onun kaşarlığı. Yoksa başka bir işim yok onunla. Ne işim olur No 1'le? Sayedar'ın Red Keys ekibi hakkında attığı tweetler sonrası ise ikili arasında yeni bir tartışma başladı. Sayedar, Tayfan'da Türkçe bilenler var mı dediğimde cidden sormuştum. Bu arada Kontkar yapıyor hani. Bir tane ses tonu Westside Gun'a benzeyen bir arkadaş var. O da farklı. Ama cidden Köksal ve Bego ağır bekler. Şahsi fikrim tabi. Dinleyen beğeninin de kişisel görüşü. Ha baktım şimdi Westside Gun'a benzeyen Matt'miş. Bixi denen arkadaş diğerlerine göre daha iyi söz yazıyor bence. Onu da hatırladım albüm kapağından. Bu vatandaşların işledikleri konular ve özellikle gördüğüm kadarıyla karakteristik yapıları benlik değil ama komple. O da zevk renk meselesi. Kontkar, aferin Sayedar. Alakan olmayan şeylere karışma. Silmişsin tweetlerini. Rap'in de ayrıca bok gibi. Ben bunu silmem. Kalsın burada. Öptüm. Sayedar, tüm PR'ın alakası olmayan konulara atlayarak yapan Kamil'e bak hele sen. Bok gibi ya da değil, en azından rap. Sen gevelemeye devam et. Bir gün sağlam bir bar yapabildiğinde konuşuruz dijital müzisyen. Ayrıca canımın içi, o Rex yazısını da ancak single görsellerinde yakarsın. Objektif yorum bile kaldıramıyorsunuz. Ama her konuda fikriniz var. Herkesi eleştirmekte özgürsünüz. Kodum Luna Park balerini. Kontkar, objektif mi? Siktir oradan. Sizin objektif dediğiniz 50 kişi toplaşıp birilerini çekiştirip bok atmak amına koyayım. Ne objektifi? Ben güzel sanatlar mezunuyum. Objektif yorumun ne olduğunu senden öğrenecek değilim. Orex'i de geçen sene koronadan iptal olmasa konserim nasıl yakıyorum görürdün. Sayedar kendisine gelen Kontkar yorumuna ise kendi tarzında iyi diyorum. Ama konu içerik benlik değil. Ayrıca bir tepki beklediğim falan yok. Kimse hiçbir konuda tepki vermesin o zaman. Kendisi nerede old school ya da dinozor muhabbeti dönse hemen zıplıyor. Sonra neyse yeni şarkı geliyor şekli. Hayırlı işler. Kontkar. Hadi
Yalancı herif, ben her gün şarkı yayınlıyorum zaten. Bir tanesi karşımda freestyle'de duramaz bunların. Haberiniz olsun. Bunu da buraya yazıyorum. Yarışma düzenleyeyim, katılırsınız. Cebinize 3-5 kuruş para girer. 1K veririm. Sayedar, kendi tarzınızda seni, Matt ve Bixi'yi beğendiğimi, diğer iki arkadaşı da Vek bulduğumu söyledim. Niye zoruna gidiyor? Sizin herkese lafınız var ya... Başkası hakkınızda fikir belirtemiyor mu? Ortak özelliğiniz hepinizin işlediği konular gibi bro. Sürtük denetmenleri. Kontkar. Ya senin şarkılarını dinlemiyorum da açıp dinleyip taşak videoları açacağım şimdi. Sayedar. Keşke hiç dinlemediğin adamdan yıllar önce Facebook'tan düet dilenmeseydin Şehvani. Herhalde elinden tutanın yoktu. Bence en büyük taşak bu bro. Kendince eğlenmeye devam edebilirsin. Kontkar. He taşak amına koyayım bu. Mal herif. Geçen sene yaptığın şarkıya bak sen. Açıp da Şehvani diyor bana gelmiş. Baba sözlere bak. Oo. Ensemde ha? Her şeyin hakkında konuşmak. Dileme pelesenk, dillere pelesenk olduğu kanlı gövden yerlerde. Kanımda akan Türkçe rap damarlarından çıkamadım benden de. Gelmez böyle rapler senden de. Olamam hiçbir zaman ne. Dedikodular enine boyuna yeni konular. Makara tukara her zaman da var bizde hadi lan. Ne oldu üşlemeye geçmişsiniz? Bak. Savaşmadan sevişmek. Hip hop dedik sokaklarda mikrofonda. Oğlum bol pantolon giydiğiniz için dayak yediniz diye ağlıyorsunuz amına koyayım yıllardır ya. Adam olsaydınız da ya da o zaman velettiniz. Velet olsaydınız da karşılık verseydiniz amına koyayım. Nerede sokak, nerede kültürünüz lan? Şarkıya bak. Bak şarkıya bak. Kültürü sömürmekten başka bir şey yapmıyoruz ama sömürdüğünüz kültür hip hop değil. Onu başka sömürüyorsunuz. Sömürdüğünüz kültür bu işte. Anladın mı? Orijinaliteden bahsedip insanların böyle işte böyle duygularla insanları yakalamaya çalışıp böyle hit kazanıyorsunuz. Anladın mı? Ha? Gerçek işi biz yapıyoruz oğlum. Şarkıya bak. Aa! Bundan sonra Türkçe rap reaction videoları çekeceğim. Sayedar, kanka niye sinirleniyorsun? Sıkıntı yok. Bu yaz sıcak renkler moda. Kırmızı sana iyi gider. Onu dene. Hadi canım. Bleed it. Kontkar, her rengi giyerim canım benim. Sen yine objektif yorumlarsın. Sayedar, yakışır kankama. Her renk gider. Güzel adama ne yakışmaz. Helal olsun. Kontkar, adamlar Alzheimer herhalde. Hep kendi sataştıklarını unutuyor önceden. Fanları da öyle gibi çocuklar. Genç yaşta böyle şeyler aman diyeyim. Bir görünün doktora. Sayedar, benden istenen konsept göre düet giriyorum. This is merdivende birilerine girdiğim gibi. Ne dediği de belli değil. Sanıyor ki yaşıtlarımız bize sataşıyordu sokaklarda. Moruk tipe triplere bak. Allah'ım esirgesin ya. Yetişkin bir trap kont cümlesi. Şimdi şarkını açacağım ve taşak videosu çekeceğim. Hayatımda duyduğum en saçma tehdidimsi. Olsun. Kontkar. Oğlum ne tehdit edeceğim seni? Acayipsin birader sen. Harbiden acayipsin. Arkadaşlarını kollayacaksın diye burada götün başını oynadığını kabul et. Taşak geçiyorum senle. Ne sinirleneceğim sana am- Burada yaptığım şeyin çoğu taşak zaten. Sizle aynı seviyeye anca öyle inebiliyorum. Al sen benim sana feat için yazdığımı bulmana gerek yok. Saklayacak da bir şeyim yok. 2006 falan diyorsun ama. Al bakalım yazın ne konuşmuşuz. Ben bütün olaylara tek başıma girdim ve çıktım o güne kadar. Haberin olsun. Objektif değilsin demektir bu mesaj. Oğlum ben Gürçeşme, Kadifekale, Gültepe, Çukurmahalle, Çamdibi, Mehtap, Bayraklı bu duyduğun semtlerin hepsinde doğduğumdan beri varım. Hangi semtte neyi nasıl yaşadığını tartışıyoruz burada. Sizi orta halli zırlak apartman çocukları sizi. Tüm Kadıköy, tüm Karaköy rapçileri hangi semttenlerse bunlar artık zorlamaktan başka bir şey yapmıyorlar. Ergenken iki rapçi görmüşler protesto olmuşlar. 2-3 tanesi hariç alanı bir kitabı zor bitirmiştir. Kızmış babaları bunlara, küsmüşler onlar da. Soğutucu çekip serseri olmuşlar hesabı. Sayedar, edemezsin de zaten. O kısmı geçse diye boy. Biz de taşak geçiyoruz. Kimseyi de koruduğum yok. Kendi fikirlerimi belirtiyorum. Tıpkı Twitter kullanan binlercesi gibi. Canımsın. Kontkar, gel de yatır beni sedyeye. Hadi zibidi seni. Hala karılığınızın muhabbetini çevirecek kadar zavallısınız. Beyniniz erimiş ama. Sayedar bir fanmış arkadaşlar. Tamam siktir edin binlercesi gibi dedi. Sayedar, lan aslan Max çubuğu. Pandemi olmasa yakacakmışsın ya bir yerleri. İlla kalkar, gelir bir denersin. Bu arada ben sigara hariç bir şey kullanmıyorum kankam. Sadece şu çektiğin videoları biri görse amateme alırlarım. Neyse benim işim var keke. Kendine iyi bak. Kontkar, bak mahallesine çağırıyor yine. Mahallesi de entel danter bir yer. Kadıköy'e mı? Ulan ya tavşan görsen korkarsın ama.
Tütün sağlığa zararlıdır eğer bahsettiğin oysa. Kullanmanı tavsiye etmem. Ben onu da kullanmıyorum. Siz mübalağadan anlamadığınız için böyle anten anten tanımlamalar yaparsınız tabii. Sayedar, bro sen dedin ama gelecektim dedin, yakacaktım dedin. Pandemi oldu gelemedim dedin. Onur, ben sevgilimle bu kadar mesajlaşmıyorum. Azıcık sal beni da yine iletişiriz. Kontkar, yok ya iletişmeyiz. Geldiğimde görüşürüz. Öylese hediye atıp şekil yapacak konumda değilsin diyorum. Tut varsa o kadar sen kalkar gelirsin. Görelim yani. Kocamandır seninki. Kaldırabilirsen güreşiriz. Sayedar, tamam stiletto. Geldiğinde ara beni. Kontkar. Yokmuş demek ki. Aldırmış. Sayedar, oğlum İzmir'e pek çok arkadaşımız da geldi. Sanki geleni havaalanında karşılıyorsun. Geç bu tatavaları ya lütfen. Azıcık gerçekçi ol. Tamam şarkılar hayal ürünü de bro. Tüm hayata yaymaya gerek yok bunu. Kaçtım ben. Yemek yiyeceğim. Kontkar, yıllar önce sesimi çıkarmadım. Bazı şeyleri farklı yapmak istedik diye şekilden şekile girdiler. Şimdi de gelmiş çok konuşuyor. Hadi git. Kim çok konuşuyor? Yüz verdik delilere, sıçtılar alılara. Açıkçası ben bıktım ama bunlar bıkmadıkça da yılmam.